Merhaba arkadaşlar. KPSS Coğrafya Deneme 1-2-3 serimizde 6.sı ile devam ediyoruz. PEGEM Akademi TG8 Ön Lisans Orta Öğretim Denemesini çözüyoruz. Evet, birinci sorumuzda 21 Haziran tarihinde Türkiye'de aşağıda verilen olayların hangisinin yaşanması beklenmez? Tüm illerde yıl içerisinde en kısa gölge boyu oluşur çünkü güneş ışınları en dik açıyla gelmektedir. Güneyden kuzeye doğru gidildikçe gece gündüz süre farkının azalması demiş ki gece gündüz süre farkı kuzeye doğru Türkiye'de artış gösteriyor. Ekvatordan uzaklaşıyoruz ve kuzeye kutuplara yaklaştıkça bizim gece gündüz süre farkımız artıyor. Tabii bu sadece 21 Mart ve 23 Eylül'de hariç çünkü dünyanın her yerinde bu tarihlerde gece gündüz eşit ama bunun dışındaki tarihlerde kuzeye doğru gece gündüz süresi farkı artış gösterir. O yüzden doğru cevabımız yani yanlış olan özelliğimiz B şıkkı oldu. Tüm illerde yıl içerisinde en kısa gece çünkü en uzun gündüz yaşanıyor. En kısa gece de 21 Haziran tarihinde yaşanmakta. Kuzeye doğru gidildikçe gündüz süresi uzuyor ki kutuplara gittiğimizde 6 aylık gündüz süresini görüyoruz. Tüm illerde yıl içerisinde güneşin en erken doğuş, en geç batışı çünkü gündüz süresi uzadıkça daha erken doğup daha geç batmakta. Güneşimiz tam tersi gece süremizin uzun olduğu dönemlerde gündüz süresi kısa olduğu için daha geç doğup daha erken batıyor. Yani bu da yaz ve kış dönemlerini gözlemleyebilirsiniz. Şu an yaz dönemindeyiz. Daha erken doğuyor, daha geç hava kararıyor, batıyor güneş. Buna bağlı olarak bir yorum yapabilirsiniz. O yüzden doğru cevabımız B şıkkı oldu. İkinci sorumuzda Türkiye'de kuzeyden gelen rüzgarların soğuk, güneyden gelen rüzgarların ise sıcak karakterli olması hangisiyle alakalı demiş ki Türkiye'nin baktığımızda kuzey yarımkürede olması. Tabii kuzey yarımküreyi biz farklı ifadelerle de yani kısıtlı da olsa ya da daha geniş bir anlamda da olsa ifade edebiliriz. Yengeç dönencesinin kuzeyi diyorsa kuzey yarımkürede olduğumuzu yine kanıtlayan noktalardan birisi ya da ekvatorun kuzeyinde demesi. Yine doğru bir ifade olacaktı. Tabi ekvatorun kuzeyi dediğimizde kuzey yarımküreyi kastediyoruz. Yengeç dönencesi zaten kuzey yarımkürede. Bunun kuzeyinde yer almamız yine kuzey yarımkürede olduğumuz kısmında dikkate alınan noktalar arasında. O yüzden doğru cevabımız E şıkkı oldu. Evet, üçüncü sorumuzda. Türkiye'de göreceli özel konum şartları kısa mesafede iklim ve bitki örtüsü değişimi üzerinde etkili. Haritada gösterilen numaralı yönlerden hangisinde iklim ve bitki örtüsü değişikliği daha kısa mesafede gerçekleşir demiş. Ki 3 numarada dağlar kıyıya dik uzandığı için iç kesimler ne kadar yani 200 kilometreye kadar çok fazla bir değişim yaşanmıyor. Çünkü aynı iklim görülüyor. İklimin etkisi iç kısımlara sokuluyor. 2 numara düz bir yer. Düz bir yer olduğu için çok fazla değişim görülmüyor. 1 numara Samsun. Samsun'da biliyorsunuz Orta Karadeniz doğu ve batıdan biraz daha farklı. Biraz daha iç kısımlara doğru sokulduğumuzda değişmiyor ve dağların yükseltisi daha az. Ama Doğu Karadeniz'de çok fazla bir değişim görüyoruz. Kısa mesafede fiziki haritada renkler, yer şekilleri, yükselti değişiyor. Buna bağlı olarak iklim, bitki örtüsü ve toprak tiplerine değişim yaşanıyor. Ki Türkiye'de en çok olan yerlerden birisi kısa mesafede bu değişimin. 5 numara yine daha düz bir alan. O yüzden bunda 4'lik kadar bir değişim olmaz. O yüzden doğru cevabımız D şıkkı oldu diyebiliriz. Evet, dördüncü sorumuzda ülkemizde kıta sahanın dar olduğu kıyılarda ki kıta sahanın dar olması demek kıyının hemen derinleşmesi anlamına geliyor. Bu alanlarda özellikle falezler daha yaygın fazla görülmekte diyebiliriz. Girinti çıkıntının fazla olması için dağların kıyıya daha çok dik uzanması gerekiyor. Volkanik araziler yer yapısıyla alakalı deltalar kıta sahanının geniş olduğu yerlere daha fazla olur. Çünkü geniş olması demek sığ olması demek. O yüzden yalnız 2'yi almak mümkündür. Kıta sahanının dar olduğu yerler ki kıta sahanını açıklarsak 0 metre kıyı çizgisinden 200 metre derinliğine kadar olan alana veriliyor bu isim. Özellikle Türkiye'de Ege'de daha geniş, Karadeniz ve Akdeniz'de daha dar. Tabii o bölge içerisinde farklılık yaşanabilir. Örneğin Orta Karadeniz'de daha geniş. O yüzden delta ovaların varlığını yine dikkate alıyoruz. Doğru cevabımız B şıkkı oldu. Beşinci sorumuzda nüfus özelliğiyle ilgili bilgi yer almamaktır diyor. Nüfus seyrektir çünkü yağış yetersizdir. O zaman Tuz Gölü ve çevresini dikkate almak mümkün. Nüfus yoğundur çünkü sanayileşme fazladır. Çatalca Kocaeli 1 numarayı almak mümkün. Nüfus seyrektir çünkü yükseltisi fazla. Kışları uzun ve sert geçer. 3 numarayı
dikkate alabiliriz. Nüfus yoğundur. Çünkü tarım ve sanayi, Adana tarım ve sanayinin geliştiği bir yerdir. 4 numara. Ama 2'ye ait bir özellik verilmemiş arkadaşlar. 2 için şunu söyleyebilirdik. Nüfus seyrektir. Çünkü dağlık alanlar arasında ve karstik araziye bağlı bir durum gerçekleşiyor. B şıkkı doğru cevabımız oldu. Evet, 6. sorumuzda kırsal bir alanda yerleşme dokusu gösterilmiş. Yerleşme dokusu deyince arkadaşlar dağınık toplu gibi özellikler dikkate alınmalıdır. Ki bu baktığımızda dağınık yerleşmedir örnek. Çünkü toplu yerleşme olsaydı su kaynağının etrafında hemen yoğun bir şekilde sık bir dokuda ne olacaktı? Yerleşmeler, evler kurulmuş olacaktı. Bu dağınık bir yerleşme örneğidir diyebiliriz. Ki dağınık yerleşmelerde su kaynakları genelde fazla. Ekonomik faaliyetler tarım, hayvancılık. Çünkü Türkiye'de baktığımızda Karadeniz biliyorsunuz gerçekleri engebeli olan yerler arasında ve dağınık yerleşmeler görülüyor. Gerçekleri engebeli oluyor. Tarımda makine kullanımı çok fazla gelişmiyor. Ulaşım olanakları gelişmiş demiş ki ulaşım olanakları bu alanlarda çok fazla gelişmiyor. İletişim kısmında biliyorsunuz kuş dili gibi ıslıkla anlaşma durumu söz konusu. O yüzden doğru cevabımız E şıkkı oldu. Evet, 7. sorumuzda ülkemizde Cumhuriyet tarihi incelendiğinde nüfus sayımları ilk olarak 1927 yılında yapılmış. Bu tarihten günümüze kadar değişkenlik gösteren belli aralıklarla nüfus sayımları yapılıyor. 2007 ve sonrasında ülkemizin nüfus sayım sistemi dönemler kısmını değiştirilerek sadece adrese dayalı olarak bir sayım gerçekleştiriliyor. 2007 sonrasında nüfus sayımları hangi sıklıkla yapılmaktadır demiş ki artık her yıl yapılıyor arkadaşlar. Her yıl o veriler de açıklanıyor. İşte 31 Aralık itibariyle sayım bitiriliyor ve Ocak ayı itibariyle de Ocak ayının sonuna doğru ya da Şubat ayında bu değerler açıklanıyor. Bu veriler açıklanıyor artık her yıl ki 1927'de başlayan kısımda baktığımızda özellikle daha sonra 1935'te 35'ten sonra 5 yılda bir yapılmasına karar veriliyor. 90 yılından sonra 10 yılda bir, ondan sonra bunu 2007'de tekrar değiştiriyorlar ve her yıl artık nüfus sayımları gerçekleştiriyor. Adrese dayalı kayıt sistemi, MERNİS dediğimiz sistem kısmında bunu dikkate alıyoruz ve bu sayım sistemi artık de facto de jure gibi kelimeleri belki duymuşsunuzdur özellik olarak ki bunları da unutmamak gerekiyor. Tabii adrese dayalı sistem içerisinde daha gelişmiş bir sayım yöntemini dikkate almak mümkündür. Evet, 8. sorumuzda Türkiye'de 1980'li yıllarda nüfus artış hızı belirgin şekilde azalma göstermiş. Günümüzde ise bazı yıllarda artmakla birlikte nüfus artış hızı genel olarak azalmakta. Bu artış hızındaki azalmanın verilenlerden hangisi üzerinde etkili olacağı söylenemez diyor ki genç nüfus oranı azalacaktır doğum oranlarının azalmasına bağlı olarak. Yaş nüfus oranı artacaktır ki Türkiye nüfusu giderek yaşlanıyor. Kilometre kareye düşen kişi sayısı azalması demiş ki nüfus artış hızı sıfıra ve sıfırın altına düşmedikçe hani bu sayıda bir azalma olmayacaktır. Eksi değerleri düşmesi gerekir daha doğrusu ama sonuçta Türkiye'de hala eksi değerleri düşmedi. Bu yüzden de kişi sayısı azalmadığı için kilometre kareye düşen kişi sayısı da yoğunlukta azalmıyor. İş gücü potansiyeli azalıyor. Genç bağımlı nüfus oranı azalıyor. Tabii genç bağımlı dediğimiz 0,14 nüfus artış hızının fazla olduğu ülkelerde daha fazla oluyor. O yüzden doğru cevabımız C şıkkı oldu. Evet, 9. sorumuzda ülkemizde son yıllarda Konya bölümünde Nadas alanlarının azalışında hangisi daha etkilidir demiş ki KOP dediğimiz Konya Ovası projesi özellikle Göksu Nehri'nin suları şu an tünellerle mavi tünel yardımıyla Konya'ya taşınıyor. Sulamayla birlikte zaten Nadas alanlarında bir azalma görüyoruz. Yani buradaki değişikliğin sebebi aslında KOP diyebiliriz özellikler arasında. A şıkkı doğru cevabımız oldu. 10. sorumuzda seracılık faaliyetlerinin ekonomik olarak yapılabilmesi için ısıtma maliyetinin düşük olması gerekir. Hangisinde seracılık faaliyetlerinde maliyet en düşüktür demiş. Türkiye'de seracılık faaliyetlerinin en uygun olduğu alan güneşlenme süresinin fazla olması, kışların daha ılık geçmesi, yaz süresinin uzun, kış süresinin daha kısa olması gibi faktörlere bağlı olarak 3 numara yani Akdeniz kıyıları olacaktır. Türkiye'de Akdeniz'de seracılık faaliyetleri buna bağlı olarak da gelişme gösteriyor. Çünkü maliyetler oldukça düşük. C şıkkı doğru cevabımız oldu. Evet, 11. sorumuzda Türkiye'de yıllık ortalama yağış miktarı ülke içinde eşit dağılmamış. Yıllık ortalama yağış miktarının düşük olduğu yörelerimiz arasında hangisi yer almaz diyor. Şimdi Çoru, Kelkit Vadisi ya da Oluğu diye geçer. Bu alanda daha çukurda kaldığı için orada yağış azdır. Tuzgölü ve çevresinde yağış azdır. Ama Menteşe yöresinde dağların kıyıya paralel uzanmasına bağlı olarak yağış artıyor ve Ege'nin en fazla yağış alan yeri Türkiye'nin fazla yağış alan yerleri arasında sayılıyor.
Doğu Anadolu'nun çöküntü ovaları yine çukurda kaldıkları için, örneğin Iğdır, Malatya gibi alanlar daha az yağış alıyor. Mardin, Urfa çevresi yine daha az yağış alan yerlerden birisi. Ama Türkiye'de Menteşe yöresi kıyıda olması, dağların kıyıya paralel uzanmasına bağlı olarak daha fazla yağış almakta. O yüzden doğru cevabımız C şıkkı oldu. Evet, 12. sorumuzda Türkiye'deki tarımsal faaliyetlere verimin ve kalitenin arttırılması için çeşitli çalışmalar yapılıyor. Bu çalışmalardan hangisi doğal çevreye daha fazla zarar verir diyor ki, özellikle baktığımızda ilaçlama, kimyasal ilaçların kullanılması çevreye daha fazla zarar veriyor. Oradaki doğal dengenin bozulmasında en önemli faktörlerden birisi olmakta diyebiliriz. E şıkkı doğru cevabımız oldu. 13. sorumuzda hayvancılık faaliyeti ve uygun olduğu bitki karşılaştırması yapılmış. Hangisi yanlıştır diyor. Koyun, bozkır doğru. Keçi yetiştirilir, kısa boylu ot, çalı, kıl keçisi örneğin. İpek böcekçiliği, dut ağaçları bunun yapraklarını yiyerek besleniyor. Sığır dediğimiz uzun boylu çayır. Ama kümes hayvancılığı zaten herhangi bir bitki örtüsüne bağlı değildir. Kapalı alanlarda yapılır. O yüzden doğru cevabımız E şıkkı oldu. Evet, 14. sorumuzda gerçek alan ile İz düşüm alan arasındaki fark yükselti ve engebeye bağlı olarak değişir. Buna göre aşağıda verilen illerden hangisinde gerçek alanla iz düşüm alan farkı daha azdır? Ki düz olması gerekiyor arkadaşlar. Düz olan yer olarak Edirne'yi dikkate alır. Çünkü yeşil renklerle ve tonlarıyla gösteriliyor. O alanda eğim ve engebe oldukça az. Ama Sinop, Hakkari, Muğla, Sivas dağlık engebeli alanlar olduğu için bu fark daha fazla çıkmaktadır. Edirne daha düz olduğu için doğru cevabımız A şıkkı oldu. Evet, 15. sorumuzda enerji üretimindeki payları düşünüldüğünde aşağıda verilen enerji kaynakları çeşitlerinden hangisinde ülkemizin dışa bağımlılığı daha fazladır demiş. Türkiye genç oluşumlu bir ülke olduğu için sıcak su kaynakları, fay kaynakları oldukça fazla. Bu anlamda potansiyelimiz yüksek. Dışa bağımlılık söz konusu olamaz. Bunun yanında lignit tabii yine belli dönemler almamız konu olsa da bu anlamda daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Rüzgar aynı şekilde Türkiye'de potansiyel olarak yüksek. Hidroelektrik potansiyeli yüksek ama doğalgazı biz biliyorsunuz büyük bir çoğunlukla dışarıdan alıyoruz, ithal ediyoruz. Özellikle Rusya bunların başında geliyor. Bu da bağımlılığı arttıran bir faktör oluyor. O yüzden doğru cevabımız B şıkkı oldu. Evet, 16. sorumuzda deniz suyu sıcaklığı üzerine en önemli etkinin enlem olduğu düşünüldüğünde verilen alanlarda deniz suyu sıcaklığının en yüksekten en düşüğe doğru sıralanışını bizden istemiş. Buna göre baktığımızda Bodrum en güneyde, Muğla'nın olduğu kısımda. Daha sonra Aydın kısmında Kuşadası. Daha sonra İzmir, Foça. Yani güneyden kuzeye gidersek en güneydeki Bodrum oldu. Daha sonra bunu Aydın Kuşadası takip etti. Daha sonra ise İzmir, Foça daha kuzeyde yer alan bir yer ya da kıyıda olan bir merkez oldu. O yüzden 2 kısmında aldık. 2 ile başlayacağız. 2'yi aldığımızda zaten 2 şık kalıyor. Bunun yanında Kuşadası 3 ile devam edeceğiz. Zaten D şıkkı doğru cevabımız oldu. Evet, 17. sorumuzda Türkiye'ye gelen yabancı turistlerin en fazla hava yoluyla ülkemize giriş yaptığını biliyoruz. Bu tercihin öncelikli sebebi ne olabilir diyor. Tabii daha hızlı olması, daha işte zamandan tasarruf sağlaması şeklinde bunu dikkate almak mümkündür. O yüzden doğru cevabımız C şıkkı oldu. Evet, 18. sorumuzda hangisi farklı bir turizm potansiyeline sahiptir demiş. Gordion antik kent, Alacahöyük antik kent, kültürel özellikler taşıyor bunlar. Kültepe antik, Hasankeyf yine tarihi güzellikleri, daha eski dönemlerden gelen tarihi yapılarıyla ön plana çıkıyor. Ama Belek'te deniz turizmi ön planda. O yüzden doğru cevabımız D şıkkı oldu. Evet, bir soru çözümünün daha sonuna geldik arkadaşlar. Bir dahakinde görüşmek üzere.